Merhaba arkadaşlar, herkesin merak ettiği soruları soracağımız The Talking'in yeni serisi başlıyor. Evet arkadaşlar, IFTV stüdyolarında yanımda sevgili Ozan Sihay var. Ve yanımda sevgili Burhan Altınsoy var. Bugün ne konuşacağız Ozan? Bugün yeni program, yeni konsept. Yeni bir konsept, Talking, yeni bir seri. Yeni Talking seri. Farklı programlarla devam ediyor. Sorular soracağız birbirimize. Çünkü kafamızı kurcalayan sorular var değil mi? Evet, ama bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Yani senin bana soracağın ve benim sana soracağım soruları bilmiyoruz. Tabii bunun şöyle bir tarafı da var. Bu soruları aynı zamanda sizlere de soruyoruz arkadaşlar. Sorduğumuz sorulara yorumlar kısmında cevap vermenizi bekliyoruz. Vereceğiniz cevaplarla ilgili ayrı bir program çekeceğiz. Evet, böylece ayrıca interaktif bir video olacak. Aynen. Cevaplarınızın dışında bir de sorular da bekliyoruz ki bir sonraki programlarda da sizin sorularınızı da kendi aramızda soralım ve tartışalım. Kesinlikle. Soracağınız sorulardan belki de komple bir program çıkacak yani yeni bir aynen, tabii tabii. Aynen. Sadece sorulardan, yorumlardan gelen sorulardan bile çıkar program. O zaman şimdi programa geçelim. İlk soruyu kim sorsun? İlk soru senden gelsin hadi. Tamam. Kolay bir soruyla başlıyorum. Ozan, Death Note'u biliyorsun. Favorim Death Note. Tabii benim de. Zaten en iyi dizi önerilerimizi de görmüştür arkadaşlar. Orada hile yapmıştın gerçekten ama. Şimdi... Anime yoktu normalde, neyse. Aynen abi. Ama hak etti. Ama o, neyse tamam, o ayrı bir şey. Evet, Ozan'a ilk sorumu soruyorum arkadaşlar. Tabii size de ilk sorumu soruyorum. Tek kullanımlık ölüm defteriniz olsa kimin adını yazarsın? Tek kullanımlık, yani tek isim yazma tek hakkın isim olsa. Tek hakkım var. Şimdi birini öldürmek zor ya. Birinin adını yazarsın ben. Öyle bir şansın ama, var yani. Ya zaten Death Note izlerken onun geyini çok yapardık biz işte arkadaşlarla. Hani işte hatta üniversitedeydik. Hatta birkaç hoca falan vardı böyle. Harcadınız hocaları yani. Vardı bayağı defter. Hatta bende Death Note'un bir tane orijinal böyle aynı formatta bir defteri falan da var. Ciddi misin? Aynen. Bir tane bulursan bana da alsana ya. Tamam. Abi çok güzel. Ama şu an ya işte o lafta kolay da. Bende de melek var bu arada, ölüm meleği. Hani ikisini bir araya getirsek belki. Şey mi? Ne? Ryuko mu? Aynen. Ryuko'nun? Tabii şu an arkanda duruyor. Cidden. Ha şurada. Aynen. Elma yiyor mu? Aynen, şu an çatır çatır. Valla iyi, afiyet olsun. Cevabını bekliyorum. Ama abi, birini öldürmek çok zor ya. Yani akılda çok fazla isim var. Bir tabii kişi ki ya. Bir kişi. Yani birini öldürmekten bahsetmek gerçekten suç duyurusu gibi mi olacağını düşünüyorsun? Her şey hayatta olabilir. Olmayan birini de söyleyebilirsin. Hayatta olmayan tabii, birine. Aynen. Yani şey mi? Geçmişten, tarihten biri de olabilir. Zaten ölmüş birini mi öldüreyim? Abi yani hani kaçamak cevap ver. Kaçamak cevap. Yani o zaman hani o zaman yaşıyorsan zaten ilk akla gelecek tek bir isim var. Zaman yolculuklu filmlerin bile içinde geçen, hatta Deadpool'da da olan. Ya herkesin aklına gelen ilk ismi söylerim. Aynen. Hitler. O zaman yaşasam böyle, ama şu anda böyle birini, yaşayan birini öldürmeden bahsetmek çok zor tabii ki. Varsa biri söyle, kulağıma söyle. Onu sonra, programdan tamam, sonra. Ayrı konuşacağız, belki yorumlara yazarız arkadaşlar. Aynen. O zaman senin sorun alalım. Evet, benim sorum. Şöyle şuradan bakayım o zaman hemen. Evet, benim sorum da hangi film karakteri olmak isterdin, neden? Fakat bunun içinde süper kahraman ya da çizgi roman karakterleri yok. Tamam, çok tamam. Güzel. Yani Marvel ya da DC karakterleri olmayacak. Tamam. Hangi film karakteri olmak isterdin? Evet, olur. Ve neden? Mr. Anderson, Neo. Süper evet. Kahraman değil. Değil, aynen. Sonuçta biliyorsun yani hani o filmin felsefesine olan ilgimi biliyorsun yani. Matrix'in. Ve oradaki o karakterin aydınlanmasında duyduğum hayranlığı ve bunun gerçek hayatla bağdaştırdığım taraflarını da az çok biliyorsun. Bununla ilgili konuşmamız oluyor. Kesinlikle olurdum yani. Mr. Çünkü Anderson olurdum. Mr. Anderson ve tabii ki Neo. Neo olsun. Ve evet, sen nedenini biraz biliyorsun işte. Tabii ki canım. Aynen. Yani Matrix hepimiz için özel bir film zaten. Aynen. O zaman ikinci soruyu soruyorum. Şimdi kardeşim bir suç işledin. Bir ceza verilecek sana. Tamam. Ceza da şu: hayatın boyunca sadece tüm zamanını tek bir filmi izleyerek geçireceksin. Ceza bu. Kapalı bir yerdesin. Sadece yemek veriliyor. Tamam. Kimseyle irtibatın yok. Tek bir film. Ve hayatın boyunca bunu arka arkaya bittikçe izleyeceksin. Hangi film olurdu? Yani şu an aklıma birkaç film geliyor. Ama ilk ya zaten benim hayatım boyunca en çok izlediğim film Matrix. Yani böyle abartısız 100 kere falan izlemişimdir. Yani kesin izlemişimdir. Aynen. Onun dışında böyle ara ara işte sahneleri falan da izledim. İşte Trinity'nin o ilk giriş sahnesini, işte Neo'nun sondaki sahnelerini böyle ara ara sıkıldığımda izlerim. Ve keyif alırım. Hani öyle bir şey olsaydı o olurdu. Ama şimdi sen Matrix'ten bahsettik diye onu bir değiştireyim istersen. Tamam.
Hababam sınıfını izlerdim. Böyle bir şey bekliyordum senden. Cidden Hababam sınıfını izlerdim abi. Aynen bir tanesini. Abi çünkü izliyorsun ve her izlediğinde keyif alıyorsun. Aynen yani filmden. Enteresan bir şey ya o. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki, senin ikinci sorun? Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ya da bilim kurgu kitaplarda okuduğumuz fakat henüz icat edilmemiş hangi teknolojik alete şu anda sahip olmak isterdin? Neden? Kesinlikle zaman makinesi. Tartışmasız zaman makinesi yani. Neden? Çünkü zamanda müdahale etmek istediğim, şu an günümüzdeki şeylere müdahale edecek bir şekilde etkiye sahip insanlar var tabii. Yani hayatını, bundan sonrasını şekillendirebiliyorsun. Ama geçmişte müdahale etmek istediğim çok fazla şey ama biliyorsun olabilir. Geçmişteki olaylara müdahale edince bir kelebek etkisi. Evet abi ben göz alıyorum. Ben göz alıyorum. Hayatın bambaşka bir yere gidebiliyor. Belki ya de hiç doğmamış olacaksın. Ben onun matematiğini... O da bir paradoks tabii ki. Onun matematiğini yapacağımı düşünüyorum ve o paradoks dediğin gibi sonuçta oradayım. Onu yapmazsam, doğmazsam onu yapamıyorum. Tekrar yani, doğuyorum. Vesaire aynen. Vesaire. Hani zincir var. Benimki o olurdu. Evet, güzel. Şimdi yani, benim üçüncü sorum. Üçüncü soru. Şimdi hayatında, hayatında yaşadığın tek bir anı... Arka arkaya yaşamak zorunda olsan ama tek bir anı yani bir atıyorum yani bir sekans bir şey bir tek bir sahneyi arka arkaya yaşayacaksın. Anladım. Hayatının bundan sonraki döneminde. Aha. Ve ölene kadar yani hangi anı seçerdin hayatında? Şu ana kadar yaşamış olduğum evet. Şeylerden birisi. Hangi anı seçerdin? Siz de yazın arkadaşlar bunu. Yani şu an hayatım böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ya tabii ki çok güzel insanın hayatında çok önemli çok değerli anlar var ama en önemlisi böyle hep onu yaşayacaksın. Full. Yani şu andan itibaren bir düğmeye basacağız ve kısır döngüye giriyorsun. Sürekli, sürekli o an. Anladım. Hani uyanıyorsun aynı gün uyanmak gibi aynı anı. Recep bir şey diyor bu arada. 3. %3 mü kaldı peki? Evet, %3. Tamam. Aynen, tamam. O zaman keselim bunu. Diğer türlü devam edelim. Bence soruyu cevaplayalım sonra geçelim. Hangi an? Zor bir soru ya bu. Ya zor soru ya. Şu an direkt aklına gelmiyor ki insanın yani öyle bir şey. Kafamızı kurcalayan sorular. Ben her gün bu soruyla uyanıyorum. Acaba ne oldu? Tabii canım sürekli en çok sık sorulan sorular. Yani hani normalde böyle şey falan olur da üniversiteyi kazandığını öğrendiğin an falan gibi ama onunla benim çok bir alakam yok yani. Öyle rastgele bir üniversite kazandığım için ne olurdu? Şey olabilirdi ya sanki onun heyecanı yani James Bond Skyfall filmine beni çağırdıkları an. Rejiye. Evet. Tabii. O rejiye güzel şey. Kabul aynen. Edildiğim an. Çok güzel duygu. Tahmin edebiliyorum. Evet. Yani hani bende de o onun sonrası süre gelen kısım zaten çok güzeldi. Ama öyle bir işte çalışmayı öğrendiğin an ki heyecan çok güzel bir heyecandı. Evet, ki benim için zaten hayatımda yaşadığım en büyük heyecanlardan biri. Yani en zaten böyle bir filmin içinde bulunabilmek benim için muhteşem bir şey. Evet, evet. Yani biz belki bile insanın başına bir daha çok zor gelir. Yani aynen. Mümkün değil belki de. İmkansız gibi bir şey içinde olduğum için onu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Güzel cevap. Evet. Senin diğer soruna. Recep bir dakika. Evet, yüzde kaç şu an? Devam bir mi? Ediyoruz. Bitiyor mu? Devam diyor. Tamam, devam ediyoruz. Evet. Reklam. Bir sonraki reklam okuları devam ediyor. Evet, şimdi benim üçüncü sorum. Hı-hı. Sana iki seçenek sunacağım. İki tane süper güç. Hı-hı. Bunlardan bir tanesini seçme hakkım var. Nedeniyle birlikte söyleyeceksin. Evet. Ya görünmezlik ya uçma. Çok hangisini kolay, seçerim? Çok kolay, görünmezlik. Sonuçta teknolojiyi kullanarak uçabiliyorsun ama görünmez olamıyorsun. Teknolojiyi kullanarak. Hazırlıymışım gibi geldi. İki tane sana süper güç seçeneği sunuyorum. Bunlardan bir tanesini sadece seçme hakkım var. Tamam. Ve nedenini soracağım. Tamam. Birincisi görünmezlik, ikincisi uçmak. İşte bu zor. Evet. Hangisini seçerdin? Görünmezlik zor. Görünmezlik, uçmak. Uçmak. Ya şimdi sen Superman hayranı olarak süper. Şey. Ya uçmak da tabii ki çok müthiş bir şey ama görünmezlik. Ha. Çünkü bazen sanki insan bazen görünmez olmak istiyor gibi ya. Ya ikisini de istiyor şimdi. Ama şimdi bir tanesini seçeceksin. Bir gün uçsam bir gün görünmez olsan. Hani yok. Bir gün, olmaz. Bir yarı görünmez seç. Olsam biraz böyle 20 metre uçsam. Yarı görünmez. %50 transparan. Aynen. O da mı olmuyor? O da olmuyor maalesef. Abi aslında çok zor bir soru gerçekten. Sanki Superman'in evet, hayranı birisin yani. Bir yerde kendisi gibi belki. Burada açık etmeyelim falan. Şimdi şöyle. Zaten bir Clark Kent havan da var. İşte gözü yani. Çıkarmayalım aynen. Şey olmasın. Sen tanımayayım diye değil mi? Aynen. Allah'ım ne saçma o da ya. Aynen gözlük. En saçma süper kahraman kamuflajında ama onda herhalde. Bazı çizgi romanlarda da şöyle bir şey geçiyor. Gözlüğü takıp onunla bir illüzyon. Tabii süper güçlerin içinde onun yanılsama da varmış.
bir sürü biliyorsun her şey var. Yani ya, yok yok. Tamam da ama evet. Öyle yansıtılmıyorsun. Aynen işte aynen. Tabii şeyde. Öyle mantıklı. Çok değil. Saçma. Neyse evet. Neyse abi. Görünmezlik tabii. Mi uçma mı? Hangisi? Her şey çok mantıklı çünkü. Batman abi parasıyla şey. Iron Man de öyle de abi şu anda öyle. Iron Man de yine şey var ama aynen. İçinde. Pil var. Tamam Batman de kardeş bir şey söyleyeceğim. Batman'ler... Mantık şöyle diyelim tamam. Neyse dur konuyu neyse, çok sapıtmıyor. Tamam, şey, aynen, evet aynen. Evet. Tamam pardon. Peki uçtuğum zaman bu önemli bir şey. Uçtuğum zaman yani atıyorum. İstediğin yere uç ya. İstediğim yer, gezegenler arası uçabiliyor muyum? Oksijen. Uçta ne yapacaksın yani başka gezegene gidip? Abicim sen o benim sorunum. E tamam git başka gezegene şimdi, git tamam. Ha, yani orada uçtuğum zaman oradaki oksijensizlik beni etkilemeyecek değil mi? Ha, o etkiler. Süpermen değilsin ya uçuyorsun sadece. Aman abi atmosferi geçtin mi gittin yani. Uçmadan. Abi görünmezlik o zaman ya. Görünmezlik. Bilmiyorum herhalde. Ya tamam ya. Net bir şey söyle. Uçmak. Şimdi görünmezlik diyordun. Net bir şey söyleyince onu bilmiyorum. Uçmak mı? Görünmezlik. Görünmezlik. Kanala çok faydası olurdu bence. Böyle bir anda falan. Ama onu kamerada da yapabiliyoruz. Onda bir şey yok ya. Yani. Aynen. Uçmayı yapmak lazım görünmezlik. Reji yani. Hangisini seçeyim? A mı B mi? A mı B mi? A mı desem B mi desem. Valla uçmak ya. Uçmak. Aynen. Hmm. Sanki tamam uçmak. Nedeniyle ama. Çünkü orada... abi sonuçta süper. Yani rüyamda uçtuğum için biliyorum çok güzel bir duygu. Değil mi? Herkes aynen. Bir rüyasında uçmuştur. Aynen. Ya hiç uçmadan hiç rüyada nasıl uçuyoruz onu da bilmiyorum. Bir de düşünsene ne fotoğraflar çekersin yukarıdan. Aa, değil mi? Aynen. Drone ehliyetine gerek hiç yok. Hiç gerek yok. Bir de yani sonuçta direkt yani. Yukarıdan abi git. Aynen. Abi düşünsene şu anda yani 20 bin fitten güzel güzel. Tamam bu beni şey yaptı ya cezbetti yani evet. Mantıklı değil mi? Sırf fotoğraf video çekmek için. 20 bin fitten story atıyoruz falan. Aynen. Güzel. Evet. O zaman benim bir sonraki soruma geçiyoruz. Dördüncü sorumu soruyorum. Tarihte tek bir olayı değiştirebilecek gücün olsa tamam. Neyi değiştirirdin? Olay derken? Tek bir yani bir şeyin olmasını engelleyebilirsin birinin ya herhangi bir şeyi yani İstanbul'un fethi gibi bir olayı da. Yine evet. Şey ya ilk sorunun cevabı Hitler olacak. Bayağı taktın ya Hitler'e. Abi taktım yani. Tamam. Sonuçta şey dünyanın kaderini değiştiren bir adam ilk akla gelen o oluyor şeyde böyle. Tarihe dönünce. Tarihi değiştirme ile alakalı bir şey. Yani bu peki şey mi? Benim birebir yapabileceğim. Kişisel bir şey tabii. Bir yani. Şey sen sadece yani diyeceksin ki bu olayı değiştiriyorum bu olmasın diyeceksin ve olmamış olacak. Evet o zaman şey. Şey isterdim ya, dünyanın ilk yok olma şeyi hikayesi var ya, meteorun çarpıp evet. Bütün dinozorların yok oldu. Evet. O olmasın isterdim. Yani biz olmayalım. Bilemiyorum artık nasıl olurdu. Aynen. Evet o değişik bir şey olabilir. Ya hep bizde böyle işte özellikle bizim dönemde Jurassic Park'tan da dolayı böyle tabii, dinozor... Tabii. Hatta eskiden şey vardı ya, hatırlıyor musun? Milliyet Çocuk Dergisi vardı. Dinozor dergisi, 3 boyutlu gözlük falan vardı. Aynen aynen hatırlıyorum. İlkokuldayken biz. Aynen. Bir de Denver vardı. Tabii canım. Denver harikaydı ya. Aynen. Denver çok yumurta severim. Da buluyorlardı aynen, Denver'ı. Aynen. Çok ya iyi. O yüzden bizim dinozorlara karşı böyle bir şeyimiz var. Özellikle T-Rex'in hastasıyım aynen hani abi. Şeyde. Eskiden yani. Böyle maket falan vardı onun fosforlu hatta yine milliyet hatta çocuğu hatta ben şuraya ya da yeni stüdyoya böyle bir iskelet bir şey bulabilirsek. Dinozor. Aynen. Dinozor olabilir. Fosili gibi. Güzel. Gerçek olacak ama. Yani hani tabii o zaman biz olmayacaktık muhtemelen dediğin aynen. Gibi de olsun aynen. Yaşasaydı o, Ozan'ın ya. Ozan'ın bir anlık keyfi için bütün insanlık bitti. Yapacak bütün bir şey yok. Ama bak yani. İlk cevabında da bütün insanlığı kurtarıyor. Oradan bu hakka sahip oluyorsun. Aynen. Yani, değil mi? Aynen. O zaman senin evet, bir sonraki benim sorum. Evet benim sorum da şu. Bundan şu andan yani şu anki zamanımızdan tam olarak 24 saat önceye gidip kendine hangi cümleyi söylemek istersin? Şimdi bak. Düşündürücü bir soru. Çok. Şimdi öyle işte. Tam 24 saat önce dün bu saatlere dönüp kendime hangi cümleyi söylemek evet. İsterim? Ne bileyim yani. Bekliyoruz. Çekiliş var mı? Daha piyango miyango bir şey. Direkt akla gelen oluyor işte. Oluyor. Bakmadım hiç yani. Google'a bakma şansın var mı? Bugün ne olmuş falan gibi bir şey. Ha şu anda pat döndün. Pat döndüm. Ne derim? Yani. Böyle devam derim herhalde. Çalışmaya devam. Öyle mi? Aynen. Bir şey değiştirmiyorsun yani. Yok değiştirmezdim herhalde. Ha. Olduğu gibi kalsın. Yani 24 saat çok hazırlıksızım. Yani ne değiştirebilirim? Bugün ne oldu? İşle ilgili mesela bir şey düşünsem. Herhangi bir... Yani 24 saat müdahale etmek için kritik... Yani şöyle bunu bana geçen hafta doların arttı. Değil mi? O zaman önemli olurdu. O zaman veya işte iki yani hafta önce önceye git desem, o zaman çok tamam. Başka şeyler söylerim aynen. Ama şu anda abi, bankalar kapalı. Bayram tatili falan yani hiçbir şey yapamam. Doğru. Giderdim. Seni seviyorum derdim herhalde. Kendine iyi bak. Ne bileyim abi sarılırdım. Kendime sarılmak özel bir duygudur herhalde yani. Hiç kimsenin yaşayamadığı bir şey. Yani. Ya da ne bileyim. Ozan böyle bir soru sonra... Aaa buldum. Heh hadi bakalım. Güzel cevap geliyor mu? Ozan işte Talking'de böyle bir soru soracak. Ona göre araştırmanı yap. Vay. Çalış.
Bana böyle gel derdim. Yani ne var, bir şey vardı, mutlaka bir şey vardır yani. Bir, her gün bir çekiliş, bir şey oluyor. Tekrar bugüne geleceksin, sonra tekrar döneceksin. Abi, o tabii, zaman paradoksa giriyor olay. Paradoksa gireceğim. Şu an hazırlıklı olduğum için bir sonraki dönüşümde sorum hazır olacak. Sonra geri döneceksin. Sonra bir daha geleceksin. Aynen. Sonra olsun abi. Bak, sen neyse bitti. Tamam. En azından bana, bir sefere kurtardın. Sen şeyden. Bana bir şans verdin. Evet. Ben bunu sürekli çeviriyorum. Sonsuza çeviriyorum. Aynen. Bu da güzel. Eyvallah. Tamam. Süper. Şimdi benim son sorumu. Evet. Son sorum oluyor. Beşinci soru. Beşinci soruyla ilgili iki ayrı fikrim var. Bir tanesini sor. Evet. Bir tanesi klişe aslında ama yine de sormak istediğim bir soru. Yani bunu muhtemelen şeyde falan da gelecek. Bekliyoruz. Tam şu andan itibaren tam bir saat sonra öleceğini öğrensen. Şu an ne yapardın? O bir saatte ne yapardın? Ya bu yani klişe. Direkt hani gidip annene, babana, sevdiklerine sarılmak yani. Hani başka ne yapacaksın ki son? Ne bileyim abi. Sevdiklerine sarılmak yani. 24 saat versen. Abi ne yapacaksın, 24 saat kalmış yani. Hani bunda da deminki gibi şey oluyor. Hani işte bir ay ya da ben bir hafta bir olsa. Ben sana canlı yayın yapardım direkt. Ya onu yapanlar var ya, oldu. Hayır, intiharıyla abi. Bir saat sonra öleceğini öğreniyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bize çok büyük fayda var. Kaç like geliyor oradan değil mi? Sen ne diyorsun? Aynen abi. En azından kanal için feda ediyoruz. Aynen abi. Zaten yapacak bir şey yok. Yani. Anneyi babayı da çağırırız. Abi, ha, tamam abi. Hep beraber olur. Hep beraber burada canlı yayın yaparız bence. Güzel olur yani. Güzel. Ama, yani ama kendim gibi. Cevap vermiş oldum, olmadı. Ama senin cevabın. Hayır canım, işte ben dedim sevdiklerimi gidip sarılırdım yani. Okey. Son soru muydu bu? Evet, son soru. O zaman soru. Senin son sorun. Şimdi sorun. Benim son sorum geliyor. Film karakterisin. Yani tamam. Bütün filmler, şimdiye kadar çekilmiş bütün filmler içinde herhangi bir film olabilir. Bir dedektifsin. Hangi kötü adamın peşine düşmek ve yakalamak isterdin? Hangisinin böyle peşinden gitmek seni en çok heyecanlandırırdı? Bütün yani kötü karakterler içerisinde. Evet evet, tabii istediğin. Tabii ki. Hangisiyle uğraşmak böyle? Tabii ki. Yani seninki evet bariz aslında belli. Söyle istersen. Joker. Aynen. Kesinlikle yani. Zorlardı biraz. Aynen, değil biraz mi? Aynen, çünkü zeki. Evet. Yani öyle bir kötü adam olması lazım. Onu seni abi, zorlayacak, aynen, şey yapacak. Aynen abi. Tadı olur yani. Bir de değil yani mi? Düşmanını da seversen o işte zevkli olur yani. Kesinlikle. Yani, anladın mı? Bu kadar mıydı ya? Bitti mi? Bitti. Tamam bundan ya, ama bu şeydi. Bir açılıştı aslında. Evet arkadaşlar için. Siz de tabii bu soruların cevaplarını yorum olarak yazın. Bu yorumları da okuruz bir sonraki programda. Evet, zaten bu soruların hepsini alttaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu sorularla ilgili de sizin yorumlarınızı da bekliyoruz yorum evet. kısmına. Sizin sorduğunuz sorularla ilgili de yeni programda seçtiğimiz soruları birbirimize soracağız. Aynen. Biraz farklı olur o. Yine bizim seçtiğimiz sorular da olacak içinde ve tekrar söylüyorum, benim sorularımı Ozan, Ozan'ın sorularını ben bilmiyorum. Hiçbir şekilde paylaşmıyoruz. Evet, keyifli oldu bu evet. konsept. Evet evet, devam güzel edeceğiz. Bence eğlenceli olacak. Aynen. O zaman ne yapalım, kapatalım mı? Artık kapatalım yani, ne yapalım? Tamam, kapatalım. Bence kapatalım. O zaman var mı senin diyeceğin bir şey? Ne diyeceğim abi, hoşça kalın diyeceğim. Yani görüşürüz artık, ne yapalım. Tamam. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın. Yani şunları yapmayacağım oğlum. Yapayım mı? Yap yap. O güzel oluyor. O zaman tamam. O zaman arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum ve sözü son olarak Burhan'a veriyorum. O da o klasik hareketini yapacak şimdi. Bence olur. Öyle deme ya. Direkt sen o zaman. Elmayı da çıkardık ama. Evet. Kestik.